Bugünkü aracımız Subaru Levorg 2015 model. Bu aracımıza ne yaptık ondan bahsedeyim. Kenwood'un yeni serisi kablosuz CarPlay'li ve Android telefonlarda kablosuz MirrorLink özelliği olan DDX9019 modelimize entegre ettik. Entegrasyon sırasında gördüğünüz gibi aracın hatlarıyla uyumlu piano black parlak siyah çerçevemizi kullandık. İkinci olarak aracın orijinal USB'sini çalıştırdık. Bu cihazda çift USB bir de HDMI var. İkinci USB'yi buraya ve HDMI'yi da bu tarafa aldık. Üçüncü olarak aracın orijinal soket yapısına uygun ekipmanlar kullanarak %100 kesip biçmeden soketine %100 bir montaj gerçekleştirdik. Üçüncü olarak aracın kendi orijinal kamerasını devreye aldık. Şöyle göstereyim. Geri vites alıyorum. Otomatik geri görüş kamerası devreye giriyor. Boşaya da ileri aldığımızda ön kamerayı devreye sokan yaklaşık 15 saniye ekranda tutuyor sistem. Bir de ön kamerayı entegre ettik. Birazdan ön kamera devreden çıkacak. Bir farklı konu ise aracın var olan direksiyon kontrollerinin tamamını Kenwood üzerinde sorunsuz çalışmasını sağlamak. Buradaki tuşların tamamı orijinal teyiple alakalı, yani orijinal multimedyası ile alakalı bütün tuşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ses kısma, azaltma, source bir şekilde, yani kaynaklar arası geçiş sağlıyor. Bas konuş, telefon açma kapama, ses kısma, şarkı değiştirme veya radyo tarama, bunların tamamı sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bas konuşu kablosuz CarPlay'de şöyle göstereyim çalıştığını. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul gibi kablosuz CarPlay'in de nimetlerinden faydalanıyoruz ve bu tuşların tamamı sistemde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 9019 çok özel bir ürün. Kablosuz CarPlay var. Android telefonlarda hem Android Auto var. Android Auto kablo üzerinden çalışıyor. Android telefonlarda wireless MirrorLink denen bir teknoloji var. Telefonun ekranını kablosuz olarak Kenwood üzerinden kullanabiliyoruz. Kenwood'da başka neler var? Kenwood CD'li bir cihaz. CD kısmı bu şekilde açılıp kapanır. Başka neler var? Şöyle gösterelim. Wireless MirrorLink'ten bahsettim. Bluetooth'tan telefon görüşmesi ve telefondaki müziklerin kablosuz olarak aktarılması. Mikrofonumuzu da şu alana aldık. Onu hazır yeri gelmişken gösterelim. Telefonla görüşme için. DVD diskinden bahsettik. USB'den bahsettik. HDMI kablosunu buraya aldık. Ne yapıyor HDMI'da? iPhone'larda görüntü aktarmak için Lightning kablosunu kullanarak telefona açılan görüntünün Kenwood üzerinde görünmesini sağlayacaktır. Cihazımız çok özel ses düzeyi sistemine sahip. Şöyle ses ayarlarıyla ilgili birkaç örnek göstermek gerekirse. Ses sistemine giriyoruz. Hazır grafik equalizer'ları var. Bu arada pazarın tek Türkçe cihazı şu anda. Dil olarak Türkçe dil seçeneği de var. Birden fazla equalizer ayarlarını yapıp buradan kayıtlarını seçip kullanıcı 1, 2, 3, 4 diye de atanabiliyor. Bu JVC ve Kenwood'un yazılımlarında, bu biliyorsunuz ortak üretiyorlar. Bu yazılımlar her ikisi cihazda da var. Bu ise ayarlardan DSP ayarları, sesin konumlandırılması için. Videoda kalite nasıl çıkmıyor bilmiyorum ama kapasitif ekrana sahip olduğu için muazzam bir akıcı ve dokunmatik hassasiyeti yüksek bir cihaz. Ses efektleri. Bu şekilde de kısaca bir ses menüsünde, ayar menüsünde dolaşma yaptık. Yine kablosuz CarPlay'in demin bahsetmiştim. Şu anda bağlı bulunduğumuz iPhone telefonun kablosuz olarak bağlandık. Bunun da telefondaki CarPlay'in desteklediği uygulamaları görüyorsunuz. iOS 13.2'de ayarlara, yani araç kullanırken kullanım ayarlarına buradan da hızlıca erişim sağlatıyor. Kenwood Home tuşuna bastığımızda, dokunduğumuzda Kenwood'un ana menüsüne geri dönüyor. Cihazın background'unda da birçok işlem var. Değiştirilebilir görüntü olarak. Bu şekilde kullanabiliyoruz. İlaveten istediğimiz dilde de kullanabiliyoruz.
Yine tekrar etmek gerekirse Subaru LevWork aracımız 2015. Montajı sırasında yaptığımız işlemler: birinci olarak çerçeve, piyano bilek bir çerçeve, 2 aracın soket yapısıyla birebir uyumlu parçalar, 3 orijinal USB'nin çalışması, 4 geri görüş kamerasının orijinalinin aktif edilmesi, 5 bir ön kamera ve cihazla senkronize çalıştırılması, 6. olarak da direksiyon kumandalarına sorunsuz bir şekilde CamWoot üzerinden kontrolü.